Selamünaleyküm arkadaşlar. Ihlara Vadisi'nin içerisinde gizemli noktaları sizlerle paylaşıyorum. Ana kameramı çevirip bakın, doğum alan şu an kalyonun orta kesimleri arkadaşlar. Şu an Selime'ye arasında tam ortada kalan kısımda. Burada kiliseler var arkadaşlar, tahminim. Kapı girişi buradan bu şekilde gözüküyor. Bakın. Gelin biz sol taraftaki gizemli noktadan başlayalım. Bizlere ne çıkacak karşımıza, seyredelim. Alt kısımları var burada ama herhalde geçit vermiyor. Buralar gezici'ler sayesinde bembeyaz olmuş taşlar. Bakın burada bir oda çıktı karşımıza. Odanın içerisinde bir küçük bir yer daha var arkadaşlar. Buradan birbirine geçen nokta var. Buradan geçelim. Esrarengiz olsun. Dışarıdan da geçilebilir buraya. Evet. Geçtim arkadaşlar. Burada aşağı kata iniş var. Bakın. Çok derin değil ama aşağı kata inişi buradan yapabilirsiniz. Buradan da bir küçük bir alan var arkadaşlar. Papazın oturduğu nokta olabilir. Ya da öyle inzivaça çekilip ibadet edebilirler. Bizim oranın ecirhanesi gibi olabilir arkadaşlar. Çünkü büyükler her zaman da kaya mezar var arkadaşlar, tahminim. Burada da küçük bir alan var. Tahminim burası uçmuş, göçük yaşamış. Şu alan komple burada göçük yaşayınca bu şekilde açığa çıkmış bazı noktalar. Buradan iniyorum. Şimdi geldiğim yolun sağ tarafındaki gizemli yere geçiyorum arkadaşlar. Bakın. Burada küçük bir yaşam alanı var tahminim. Evet, ileriye gitmiyor. Ama aşağısı var. Aşağı nereden geçilir? Bakalım. Geçit yok arkadaşlar. Burada da bir büyük bir alan var. Şimdi şuradan ileriye doğru giden noktadan bir yer daha çıktı karşımıza arkadaşlar. Bakın. Burada büyük bir kuyu gibi bir yer var ama bir yere gitmiyor arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Burada bir alana daha çıktım. Buradan da diğer üst kata bir çıkış noktası var. Şuradan. Gelin bakalım, çıkalım. Oo, bura çok güzelmiş. Çok büyük bir alan arkadaşlar. Burada fener yetersiz kaldığı için hemen farımı açtım arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Yaklaşık 10 metreye. Kaç metredeyim arkadaşlar? 10 metreye, 20-25 metre büyüklüğünde. Burada şarap kuyuları mı diyeyim, su kuyusu mu bilmiyorum eskiye nazaran. Bakın burada bayağı büyük kapaklı olduğundan artık eskiden ne amaçlı kullandıkları belli değil arkadaşlar. Şuradan bir tane daha var. 3 tane sandıç gibi yerler var arkadaşlar. Burada da bir tane daha noktası var. Burası kapısı taştan örülmüş. Şuradan da geçiş noktası var ama nereye gidiyor bakalım. Geçebilir miyim? Geçtim arkadaşlar. Oo, çok güzel. Burada kilis sistemi varmış. Bakın burada da aynı güzel yurttaki gibi yeraltı şehrinde olduğu gibi değirmen taşı da burada kalmış. Bakın. Burada diğer tarafa da bir geçiş var. Hepsi birbirine bağlantılı. Büyük bir odaya çıktık. Burada da tandır usulü devam ediyor arkadaşlar. Buradan da bir
alanı çıkıyor. Bu penceresinden de herhalde duman çıkıyordu tandırın. Diğer tarafa hala bir gidiş var. Oo, çok güzel arkadaşlar, bakın. Burası yeraltı şehri. Evet, bize karşılayan bir tane daha gizemli nokta çıktı arkadaşlar. Bakın, burada da su kuyusu varmış tahminim. Ama su kalmamış. Buradan da diğer tarafa geçiş var. Böyle birbirine bağlantılı tahminim bu yeraltı şehri. Ihlara Vadisi'nin de altı boş gibi arkadaşlar. Bakın, güm güm ediyor. Evet. Ah. Çok büyük bir alana daha çıktım. Oo, çok güzel arkadaşlar. Gerçekten muhteşemmiş. Burası yüksek tavanlı konferans salonu gibi. Buradan da diğer penceresi herhalde. Şuranın tahminim kardeş. Bak şuradan penceresine çıkış noktası. İleriye gidiyor mu? Burası da 3-4 metre yükseklik var. Yaklaşık uzunlukta 20-25 metre diyebilirim. Yani yetmiyor. Farım bile burada havlu atıyor arkadaşlar. Çok büyük bir yeraltı şehri. Evet, buradan birbirine bağlantılı odaymış aslında. Burası yüksek kalmış. Artık neden öyle bir sahne bölümü müydü bilmiyorum, burada ne yapıyorlardı. Su kuyuları gibi yerler var ama temizlenmesi gerekiyor. Buradan da gizemli bir yere geçiş noktası var ama nereye gidiyor bir bakalım. Bir bakalım arkadaşlar. Meranız kalmasın. Biz alışkınız böyle sürünmeler. Evet. Buradan da daha ileriye gidiyor mu? Gidiyor arkadaşlar. Oh. Ama şurada kapanıyor. Taşlar önünü kapatmış. Geçit vermedi. Güzel yurttaki gibi. Maalesef geçit vermeyen yeraltı şehri oldu. Burası da. Şimdi şuradan çıkayım arkadaşlar. Taşlar ayağımı. Evet, burayı da keşfetmiş olduk. Sürüne sürüne çıktım. Şimdi şuradan bir geçit daha var. Bakın. Burayı da keşfedelim. Neymiş? Ha, burası da yola çıkış noktası arkadaşlar. Evet, vadiye çıktım. Bak, nereden girdik, nereye çıktık arkadaşlar. Bakın. Lambamı kapatayım, bataryası bitmesi. Evet. Şu an ta görünen kısmı görüyorsunuz değil mi? Şuradaki kısmı. Ta öbür tarafından giriş yaptım. Ta bu tarafına çıkış yaptım arkadaşlar. Daha gizemini koruyan şu pencere oradan içten geçiliyordu ama üst kata nasıl çıkılıyordu bilmiyorum. Burada bir uçuk olmuş tahminim. Bundan dolayı çıkamadık. Buradan da aşağı iniş var. Gelin bir de şu aşağı tarafını keşfedelim. Videomu sonlandıralım. Son bakalım ne varmış burada da. Gerçekten Ihlara Vadisi'ni içerikli videosu oldu. Bak, burada bir yaşam alanı, küçük bir yer. İleriye gitmiyor. Hemen sağına gidiyorum. Evet. Burada da kayalar önüne uçmuş, bakın. Burada. Burada diğer bir tarafa geçit var mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Gidiyor ama tam eğileyim bakayım. Evet, geçit yok arkadaşlar. Burasının önü kapanmış. Kayalar uçunca. Evet arkadaşlar, Ihlara Vadisi muhteşemmiş. Bakın. Bir keşfedemediğim en üst kattaki cam kaldı. Tahminim uçuk olmasaydı oraya da çıkış noktası vardır. Şu an Melendiz çayının şırıltılarıyla yol kat ediyorum. Ta nereden girdim, nereye çıktım? Bakın. Yaklaşık 150 metre kayaların içerisinde geçtim. Bu taraftan çıktım arkadaşlar. Bakın. Ta neresiydi? Bak, ilk çekim yaptığım yerle son çekim yaptığım yer inanın muhteşemmiş. Hayran kaldım. Bakın. İlk çekim yaptığım yer burasıydı. Son çekim yaptığım yer şu kavakların öbür tarafında kaldı. Bakın.
yaklaşık 100-150 metre kayaların içerisinden ta öbür tarafa çıktım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kapadokya Harika TV sizlere en güzel tarihi mekanları çekmeye devam ediyor arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.